Neden geldiniz buraya? Kimsiniz? Sanskar Maheshwari'nin kayınvalidesiyim. Ona yemek getirdim. Pekala, içine bakayım. Çarmış da burada ne yapıyor? Damadını görmeye mi yoksa başka bir şey mi geldi? Memur bey. Bayanı Lakşya ile Sanskar'a götür. Teşekkür ederim. Efendim, yine mi geldiniz? Ne işiniz var burada? Sus da çekil. Durun durun bir dakika. Ne oldu? Torununuzu bulamadınız mı? Komiser bey, ben damadımı görmeye geldim. Sanskar Maheshwari. Damat mı? Dün torununuz için kayıp ihbarı yapmaya gelmiştiniz. Evet. Boş verin onu. Yani demek istediğim, torunumu bulurum ben. Komiser bey, bu defa damadımı görmeye geldim. Nerede o? Hapiste mi? Görebilir miyim onu? Lakşya. Ne oldu komiser bey? İzin verin de göreyim lütfen. Lütfen izin verin. Alo, Kaligat Polis Merkezi. Komiser bey, bir tutuklunuz kaçmış. Tabii. Sen mi kaçtın? Gel sana da yerimiz var. Kapat hadi. Komiser bey, izin verin damadımı göreyim. Torunum Svara var ya, Sanskar Maheshwari onun kocası. Alo? Dalga geçmiyorum komiser bey. Sanskar Maheshwari hapisten kaçtı. İnanmıyorsanız gidip bakın. Hoşça kalın. Ne saçmalıyordu bu? Kimdi bu? Maksut! Evet efendim. Bir dakika gelsene. Dün duman alarmı olduğunda bir şey oldu mu? Olmadı efendim. Yanlışlıkla çalmış. Tüm tutukluları kendim saydım. Herhangi bir sorun yok. Bir kere daha bak. Sanskar ve Lakşya'yı kontrol et. Peki efendim. İzin verecek misiniz? Ben Bay Durga Prasad, Bayram ve Adarş'a yemek bıraktım. Bu da sizin için. Sağ ol anne. Hadi hadi çabuk, süre doldu. Komiser bey yalvarıyorum. Damadımı görmeme izin verin. Ben sadece durumunu soracağım. Hemen gelir giderim efendim. Durun. (Gülüyor)
Anne, su. Sanskar çok öksürüyor. Biraz su verebilir misiniz lütfen? Bu benim işim değil. Su orada. Kendiniz alın. Tamam. Al, su al. Ne oluyor? Neden önüme geçiyorsun? Ben... Damadımı görmeme izin versenize. Efendim, durun lütfen. Giremezsiniz. Ne? Yanlış yaptım komiser bey. Torunumun kocasını göremeyecek miyim? Bana izin vermiyor musunuz? Bakın komiser bey, izin verin göreyim. Annesi yemek getirdiği için görmesine izin verdim. Sebepsiz yere kimseyle görüşemezsiniz. Ve siz daha dün torununuz için kayıp ihbarı yapmaya geldiniz. Onu umursamıyor musunuz? Hiç umursamaz olur muyum? Bulurum onu. Hazır gelmişken damadımı görmeme izin... Herkesin görüşmesine izin veremeyiz ki. Neden anlamıyorsunuz? Hemen gidin buradan. Sakin ol abi. Gel. Efendim, sanırım biri sabah sabah sizle dalga geçmiş. Lakşa ve Sanskar buradalar. Kimse buradan kaçmamış. Evet komiser bey. Siz yakaladınız ya. Siz onları hapse attınız. Nasıl kaçacaklar? Tamam, siz lütfen evinize gidin. Çıkarın. Hadi hanımefendi, hadi. Efendim, hadi. Hadi. Babaanne lütfen otur. Oturayım mı? Bak Sıvara, ben bu eve adımımı bile atmadım. Ama buraya gelmeye mecbur kaldım. Orada hiçbir şey demedim. Eğer konuşsaydım sonucunda torunumun başı derde girecekti. Senin ailen yüzünden. Bugün bu ailenin oğlu yüzünden benim torunum hapiste. Ya siz Bayan Annapurna? Evimize son geldiğinizde torunumu sizin için yaptıklarından ötürü takılarımızı getirmiştiniz. Bu defa karşılığında ne yaptınız peki? Onu hapse soktunuz. Ne cüretle yaparsınız bunu? Benim torunum o kadar saf ki istediğinizi sessizce kabul ediyor. Kendisine sadece acı veren bir aile için hayatını tehlikeye attığını düşünmüyor bile. Hiç iyi yapmadı Sıvara. Torunumu buna karıştırarak çok, çok büyük bir hata yaptı. Ve sen ne biçim bir erkeksin? Sen çıkıp yerine torunumu mu soktun? Bizi affedin efendim, lütfen. Affedince ne olacak Bayan Annapurna? Torunum orada büyük bir tehlikede. Affedince ne olacak? Annenle baban bütün bunları biliyordu Sıvara. Yine de Ragini'yi durdurmadılar. Ben özür dilerim Sanskar. Babaannem öyle demek istemedi. Önemli değil Sıvara. Bunu kafama takmıyorum ben. Ben onun durumunu anlıyorum. Hı? Affet bizi kızım.
Bizim yüzümüzden ailen... Hayır yenge. Doğru söylüyorum. Ragini buna kendi karar verdi. Ve hiç tereddüt bile etmedi. Ragini. Önemli değil. Senin için bir şey yapmamı istemediğini biliyorum. Ama şu anda birlikteyiz. Şu ana kadar benim için yaptıklarının karşılığını ödeyemem. Bunları yaparak hatamı da düzeltemem ben. Ama yine de bari bu kadarını yapayım. Lütfen. Teşekkür ederim. Ve üzgünüm. Benim yüzümden başını büyük dertler açıldı. Gerçekten senin için çok endişeleniyorum. Alo. Kaligat Polis Merkezi. Sanskar'ı buldunuz mu? Yine mi sen? Ne sanıyorsun? Arayıp bir şey söylediğinde hemen inanacağımızı mı? Ben Kavya'nın kardeşiyim. Sanskar'ın kardeşinin öldürdüğü kadını. Bugün onu dışarıda gördüm. Sizi kandırıp oradan kaçmış. Kes saçmalamayı. Sanskar şu anda hapiste. Ayrıca istersen başbakan ol. Benim için fark etmez. Bir daha boş iddialarda bulunursan seni de içeri atarım. Kapa hadi. Kavya'nın kardeşi mi? Kartik. O zaman Kartik Sanskar'ı görmüş. Sakin Kartik, sakin ol. Bunu çok akıllıca planlamış olmalılar. Polis düzgün kontrol etmemiş. Ne yapacağız abla? Merak etme. Oraya şahsen gidip kontrol ederiz. Neyse. Bunu yapmamız gerek Lakşı'ya. Çünkü Ragini'ye bir şey olmasına izin veremem. Hadi hadi. Zaman doldu. Tamam. Gidiyorum. Aslında davayla ilgili konuşmam için avukat yolladı beni buraya. Hala bitmedi mi? Çık hadi. Sadece 2 dakika. Peki. Ama çabuk ol. Lakşı. İnsanların dikkatini kendi üstüne çekecek bir şey yapma lütfen. Şu anda hiçbir risk alamayız. Tamam. Sıvara, her durumda Ragini'yi buradan çıkarmamız gerekiyor. Kavya'nın kardeşi Kartik. Polise telefon edip Sanskar'ı ihbar etti. Evet Lakşı. Bunu yapacağını tahmin etmiştim zaten. Lütfen Sıvara bir şey yap. Bir plan yap ya da ne bileyim ve Ragini'yi buradan çıkar. Gerçekten çok endişeliyim. Şu anda bana inanmadığını biliyorum Sıvara. Ama doğru söylüyorum. Ragini'ye bir şey olmamalı. Hiçbir şey. Ragini'ye hiçbir şey olmayacak Lakşı. Hem de hiçbir şey. Sana güveniyorum Sıvara. Ve her zaman güveneceğim. Bu doğru değil. Ve Ragini orada güvende değil. Ve bu durum resmen bir saatli bomba gibi. Eğer Kartik arayıp onlara haber verdiyse...
beni görmüş demektir. Ve eğer beni gördülerse, o zaman durmazlar işte. Ve sonra... Babam arıyor. Efendim baba. Kızım Lakşe'ye gittin mi? Ragini'nin durumu iyi miymiş? Evet baba, merak etme. Ragini gayet iyi. Ve babaanneme söyle, yakında her şey düzelecek. Söylemesi kolay tabii. Ya biri oraya giderse? Ya biri torunuma saldırırsa? Anne, ben de kızım için endişeleniyorum. Ama o sırada işlerin bu noktaya geleceğini düşünmedik. Kapa çeneni Şekar. Senin ahmaklığın yüzünden bugün bu noktadayız biz. Torunumun bunu yapmasına sen izin verdin. Onu durdursaydın o zaman gidemezdi. Sanskar, işlerin bu noktaya nasıl geldiğini gerçekten bilmiyorum. Sürekli yalan söyleyip saklanmak çok kötü. Tamam Sıvara. Her şey düzelecek. Biz bu kadar kolay pes edemeyiz. Her şey düzelecek. Gerçekten düzelecek mi Sanskar? Bir dakika Lakşe. İstediğin kadar iç. Ama boşu vermen lazım. Versene hadi. Kaç! 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 Bunu yapamazsın. Geri kaçsana. Hadi. Hadi kaç. Yanlış kaçsana. Yapıyorsun. Hadi kaç. Büyük bir yanlış yapıyorsun.
Kaç Ragini lütfen.